Hepinize yürekten hoş geldiniz diyorum. Burada bulunan herkes birazdan gözünden kaçmış pek çok detayın farkına varacak. Bu detayları zaten görmüş olanlar yüklü miktarda para ödülünün sahibi olacak. Yani para ödülü olmasa da en azından yorumumuzu falan sabitleriz herhalde. Peki biz kim miyiz? Ben Merdan. Artık buradayım. Hadi zaman kaybetmeden başlayalım. Aramızda Squid Game'i izlemeyen kalmadı diye düşünüyorum. İzlemeyenler için kısaca özet geçerdim ama videonun devamı tamamen spoilerla dolu olacağı için henüz diziyi izlemediyseniz bu videoyu da izlememenizi tavsiye ederim. Ama diziyi kesin izleyin. Yayınlandığı günden bu yana 22 ülkede en çok izlenen dizi Squid Game. Hatta Netflix tarihinin en çok izlenen dizisi olarak da tarihe geçti. Peki bu diziyi özel yapan neydi? Hele dünyadan birçok izleyicinin Asya yapımlarına bu kadar ön yargıyla baktığı bir dönemde. Dizi büyük bir prodüksiyona ve sarmal bir hikayeye sahip olsa da aslında çok basit bir konu etrafında şekilleniyor. Bu yüzden içine girdiğimiz andan itibaren heyecanımız sürekli tavanda olsa da aslında çok yabancı bir hikaye izlemiyoruz. Paraya ihtiyacı olan insanlar birbirlerinin üstüne basarak oyunları kazanmaya çalışıyor en basit anlamıyla. Dizinin tarihin en iyi yapımlarından biri olarak görülmesinin sebebi de içinde ilmek ilmek işlenmiş güzel detaylar. İsterseniz zaman kaybetmeden geçelim. 1. Gi-hun'un numarası. Aslında bu numara birçok olayla bağlantılı, öylesine değil yani. Örneğin 456 numarası birçok kültürde dürüstlüğü ve bütünlüğü temsil ediyor. Bir de şöyle bakalım. 456 sayısına birkaç sıfır eklediğinizde Gi-hun'un dizinin başında at yarışından kazandığı ödülü görüyorsunuz. Böyle bayağı bir sıfır eklediğinizde de dizinin büyük ödülünü elde ediyorsunuz. Yani anlayacağınız Gi-hun'un kazanacağı ilk günden belliydi. Ki Oh In-nam'ın yani oyunun sahibinin de favorisiydi kendisi. 2. Oh In-nam'ın bir numara olması. Ki bu kısım birçok detayda görülüyor zaten. Örneğin Oh In-nam isminin Korece'de bir numaralı adam anlamına gelmesi gibi. Yani Korece bilenler çoktan spoiler yedi bile. Üstelik kendisi oyunda yaşça büyük olan tek kişi. Bunun dışında kırmızı ışık, yeşil ışık oyununda makina hareket eden herkesi tarıyorken onu es geçiyor. Bunu fark etmemiştiniz değil mi o an? Oyunun kuralları anlatılırken başarısız olanların eleneceği söyleniyor. Ama bu elenmeler öyle bayağı öldün çıkmayayım halinde. Bu kural da tabii makul görülebilir ama herkes bunu oyun sırasında öğrenince henüz ilk oyunda 200'den fazla kişi ölüyor. Yarışmacıların aşağı yukarı yarısı da oyundan ayrılmak istiyor. Demokratik bir oylama sonucunda da çoğunluk isterse oyunların sonlandırılabileceği söyleniyor. Oylama ise sondan başa yapılıyor. Bunun sebebi de yine son sözü bir numaralı adamın söyleyecek olması. Adaya sızarak kardeşini arayan polisin baktığı dosyalarda da 2009'dan beri yarışmaya katılan herkesin kaydı var. Aa bu arada 2009, senaryon yazıldı 2009. Şu an bir detay fark ettim. Sadece son oyunun dosyaları 2 numaradan başlıyor. 1 numaralı oyuncu yok yani. Madem her şeyi biliyor ve korunuyordu, yatakhanede çıkan iç savaşta ölmesinin önüne kim geçecekti? Işıklar kapanıp, askerler geri çekilip, kaosun ortama yayılmasına izin verildiğinde ne olacaktı? O zaman ölse kimse onu kurtaramazdı diye düşünebilirsiniz. Aslına bakarsanız durum o kadar basit değil. Çünkü o saklanıyordu. Kaos büyüyüp, ölümün kendisine yaklaştığını hissettiğinde de ranzaların üstüne çıkıp oyunun durdurulması için yalvarmaya başladı. Bu da tabii ki bir işaretti ve yönetici anında oyunu durdurdu. Halat oyununda da ölebilirdi belki ama oyunu bugüne kadar yüzlerce kere oynatmış ve kazanma tekniğini öğrenmişti. Bu yüzden grubu kontrol ederek oyunu kazanmayı başardı. Ha diyelim ki kazanamadı, o zaman yine ölmeyecekti. Çünkü herkes halatları kilitlerle bağlanırken onun kollarında bir kilit yoktu. Misket oyununda girdiği alanı sürekli çocukluğunu geçirdiği mahalleye benzetiyordu. Bu da tesadüf değil elbette. Çünkü bu ortamı gerçekten çocukluğundaki mahalleye birebir benzeyecek şekilde dizayn etmişti. Ve bu oyunun sonunda da yarışmadan ayrıldı. Peki neden bu oyunda ayrıldı? Çünkü bir sonraki oyunun ne olduğunu biliyordu ve cam oyununda hiçbir yardım alamayacağı için ölme ihtimali çok yüksekti. Beyninde gerçekten tümör vardı ve doğru camı ona söyleseler bile unutabilirdi. Bu yüzden risk almayıp oynayabileceği tüm oyunları oynayarak yarışmadan ayrıldı. 3. Sanat eserleri, filmler ve olaylara göndermeler. Dizinin berrak görülse de son derece kaotik olan dünyasına pek çok göndermede sıkıştırılmış. Bir teoriye göre Gi-hun metroda oynadığı bu oyunda mavi değil de kırmızı rengi seçseydi yarışmacılardan değil görevlilerden biri olabilirdi. Ancak yönetmen bu teoriyi yalanladı. Eğer gerçekten böyle bir durum yoksa buradaki renklerin Matrix'teki kırmızı hap mavi hapa gönderme yaptığı açık. Kırmızı ışık yeşil ışık oyununda henüz ilk ölümler yaşanırken gerçekleşen bu korku sahnesi de Edward Munch'ın efsane tablosu çığlığa bir selam çakıyor. Yarışmacıların oyunlara gidiş geliş sırasında geçtiği bu merdivenli karmaşık yollarda bir tablodan ilham alınarak tasarlanmış. Hollandalı ressam M.C. Escher'ın yer çekimi kanunlarının hiçe sayıldığı bir dünyayı temsilen çizdiği Relativity tablosunun yer çekimli hali tam olarak bu alana aktarılmış. Yarışmayı finanse eden zenginlerin maskeleri ise Rothschild'ların düzenlediği sürrealist balosuna bir gönderme niteliğinde. 4. Yaşamlar ve ölümler. Bu kısım için aslında güzel bir atasözü aradım ama bulamadım. Basitçe rüzgar eken fırtına biçer ya da bugün yediğin hurmalar denebilir ama
Siz daha güzelini yakıştırıyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Oyun ilk sonlandırıldığında Ali çalıştığı fabrikanın kendisine ödemesi gereken parayı almaya gidiyor. Ama alamıyordu. Buradaki kavganın sonunda ise kendisine ait olan parayı çalıp kaçmıştı. Bu ne olursa olsun hırsızlıktı ve Ali kendi hikayesinin sonunda misketlerinin çalınmasıyla ölerek yaptığına benzer bir cezayla karşılaşmış oldu. Finalin kapısına kadar gelen Sebyeong ise Kuzey Kore'den annesini getirmek ve kardeşini yurttan çıkarmak için paraya ihtiyaç duyuyordu. Gümrük muhabbetinde kendisini dolandırmaya çalışan ve daha fazla para isteyen adamın boğazına bıçak dayayarak tehdit etmişti. Onun hikayesi de adamı tam tehdit ettiği yerden aldığı bıçak darbesiyle sona erdi. 101 numaralı Doksu da adamları tarafından ihanete uğramış ve köprüden atlayarak kurtulmuştu. Hikayesinin sonunda eski adamı olarak gördüğü bir kadınla birlikte cam köprüden düşerek öldü. Gi-hun'la birlikte finale çıkan Sanguya ise tam intihar etmek üzereyken oyuna katılmış, dizinin sonunda ise kendi yaşamına yine intihar ederek son vermişti. 5. Gerçekler ve çok gerçekler. Video başında da söylediğim gibi dizinin temelleri aslında çok basit duygulara dayanıyor. Bu duygular da hayatımız boyunca hepimizin yaşadığı temel hislerden geliyor. Ancak bunları sonuna kadar hissetmemizin de bir sebebi var. Son dönemde neredeyse tüm yapımlarda kullanılan CGI teknolojisinin bu yapımda kullanılmaması. CGI ne diyecek olursanız da hani kafasına bir kask geçirmiş, yüzlerinde noktalar olan abileri Thanos'a çeviren teknoloji diyebiliriz. Yani bilgisayar sayesinde inanılmaz görsel efektler oluşturma. Yönetmen Wan Dong-yuk bu imkandan neredeyse hiç yararlanmak istememiş. Dizideki oyun alanları ve setin neredeyse tamamı gerçekten o boyutlarda yapılmış. Bu yüzden de devasa alanlar kurulmuş. Hatta oyunculardan setler arasında yürümekten şikayet edenler olmuş. Aynı zamanda 456 kişinin bulunduğu ilk oyunda alanda gerçekten 456 kişi varmış. Oyuna dahil olmak için aradıkları bu numara da gerçek birisine ait. Gerçi Netflix bu hatayı ilk kez bu yapımda yapmıyor. Ama Squid Game'in popülaritesinin artmasıyla numaranın gerçek sahibinin aranması da doğru orantılı yükselince iş burada patlıyor. Son olarak ödül parasının yatırıldığı banka hesabı da gerçek. Hatta yapım ekibinden birisine ait. Bu detay başta atlanıyor ve bir de bakıyorlar ki hesaba para yağıyor. Yönetmen önce bu parayı kullanacaklarını açıklasa da sonradan bu hesabı kapattıklarını söyledi. Squid Game'de bizim gözümüzden kaçan detaylar olmuştur elbette. Eğer sizin fark ettiğiniz başka detaylar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca Squid Game'i siz nasıl buldunuz? Sizce gerçekten tarihin en iyisi olabilir mi? Bunların cevabını da bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.